tweetlerde Mansur Yavaş, Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ı yeneceği düşünülüyor. Ve bugün altılı masa sizi de çağırsa, dese ki hadi biz hepimiz razıyız, gelin birlikte karar verelim. Mansur Yavaş aday olsa oy verir misiniz? Şimdi biz hiçbir zaman seçimlere kişiler ve isimler üzerinden bir değerlendirme yapmadık. Bizim ilkesel kararlarımız var, ilkesel nedir tutumlarımız mesela? Var. 27 Eylül tarihinde Ankara'da yaptığımız bir deklarasyonumuz, onu herkes biliyor. Şimdi tek tek açmama tamam, gerek yok. Evet, şimdi bu deklarasyonumuzu benimseyen, altına imzasını koyan, evet ben bunları hayata geçireceğim diyen herkesle oturup konuşmaya ve müzakere etmeye hazırız. Mansur Yavaş'ın aday olacağını da düşünmüyorum, zannetmiyorum. Kimin aday olacağını tahmin ediyorsunuz? Vallahi işte dediğim gibi yani kişiler ve şahıslar üzerinden, isimler üzerinden şimdiye kadar bir değerlendirme yapmadık. Buna karışmayız da. Ancak biz HDP olarak şöyle bir yol çiziyoruz kendimize. Evet, Cumhur İttifakı'nın bir adayı var. Muhtemelen Millet İttifakı'nın bir adayı olacak. Burada kim olursa olsun bizim için hiç fark etmiyor. Ancak HDP'nin üçüncü bir yol tarifi var. Bu üçüncü yolda eğer o deklarasyonumuz dikkate alınmasa HDP kendi adayını mutlaka çıkaracaktır. Sonuna kadar da bu adayla seçimleri bitirmeye çalışacaktır. İki turlu seçimde sizin adayınız eğer seçilmemiş olursa, Erdoğan ve X olursa, hı hı, orada seçmeninizi bağımsız mı bırakırsınız yoksa hayır X mi dersiniz? Şöyle söyleyeyim, yine müzakereye açık olan bir tutum belgemiz var, bir deklarasyonumuz var. Ama artık müzakere bitiyor. Ya o ya. Zaten ikinci seçimde müzakere yapılır büyük bir ihtimal. Birinci seçimde, yani seçimin birinci turunda büyük bir olasılıkla HDP kendi adayıyla çıkar. Birinci turda. Peki o zaman şöyle sorayım. Dolayısıyla ikinci turdadır esas müzakere ve diyalog süreci. Peki şöyle bir centilmenlik anlaşması olabilir mi mesela? Çünkü bu çok toplumda konuşuluyor. Kim birinci turda kime aday çıkartırsa çıkarsın ama ikinci turda kim ikinci tura kalırsa el sıkışalım onu destekleyelim gibi bir şey olabilir mi? Yani muhalefet partilerinin geneli anlamında hani böyle bir... İlkelerimiz dikkate alınırsa neden olmaz? Peki bu konuyu kapatmadan önce ben kendi tezimi söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ben 2 yıl önce yazdım Cumhuriyet'te söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun ilginç bir özelliği var. Neden dersiniz? Çünkü aslında kendisi üzerinde etnik kökeni, bölgesel anlamda da çok spekülasyon yapıldı. Ve altılı grubu tutuyor. Ve en önemlisi aslında sizin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yurdun dört bir tarafında belediyelerin el değiştirmesini muhatabınız olan kişi oldu. Evet. Dolayısıyla daha önce bir çalışmışlık var. Siz aday çıkarmadınız. Evet. Bu az buz bir şey değil. Biz stratejik bir karar aldık ama. Yine aynısı olabilir mi? Dönemsel ve stratejik kararlar siyasi partiler için her zaman hayata geçilecek konuların başında gelir. O zamanki şartlar ve koşullar neyi gösterir gerçekten bilemeyiz şimdiden. Dolayısıyla 2019'daki yerel seçimlerde biz Türkiye'nin demokratikleşmesi için ve AKP'nin kaybetmesi için bir stratejik karar almıştık. Bu da iyi bir karardı ve tuttu da. Şimdi bu seçimlerde yeni bir karara, yeni bir stratejik hamleye ihtiyaç olur mu olmaz mı? Bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Ama benim anladığım kadarıyla zaten ilk turda kendi adayımızı çıkarırız gibi bir eğilim var. Büyük bir ihtimal, evet. Çıkaracaksınız. Peki o zaman son soruya girelim. Aysel Hanım'ı ben unutmadım. Onu bir daha size sormama gerek yok. Tablo ortada. O bir düşman hukuku gibi oldu ama bir başka sorun var ve simgesel bir sorun. Aynur Doğan. Evet. Ve Aynur Hanım'ın türkülerinin neredeyse fiili olarak yasaklanmasına varan, devam eden, sanki 90'lara, 80'lere yeniden dönmüşüz gibi bence çok anlamsız bir tartışma var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, Kürtlerin şarkıları, türküleri, tarihi ilk defa yasaklanmıyor. Ama bu son dönemlerde özellikle kayyumlar eliyle birçok yerde Kürtlerin kazanmış olduğu belediyelerin yapmış olduğu işte Mehmet Sincar Parkı, Orhan Doğan Parkı, Ahmet Ehane Parkı gibi kayyumlar eliyle kapatıldığına bu dönem tanık olduk. Geçmişte de hep inkar vardı. Geçmişte de hep asimilasyon politikaları yaşandı bu ülkede ama
son dönemlerde özellikle kayyumlar eliyle ama aynı zamanda da AKP belediyeleri tarafından Kürtlerin şarkılarına, Kürtlerin türkülerine, konserlerine yasaklar geldi. En son gelen yasak da Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesiydi. Bu konuda gerçekten diğer muhalefet partileri de sahip çıktılar ama keşke zamanında yapılan bütün yasaklara muhalefet partileri sahip çıkmış olsaydı belki bugün Aynur Doğan'ın konseri iptal edilmeyecekti. Geçmişte kayyumların kapatmış olduğu Kürtlerin parkını, Kürtlerin tarihi yerlerine yapılan haksızlıkları ve hukuksuzlukları muhalefet eğer dillendirmiş olsaydı kayyumlara karşı çok ciddi bir refleks ve ciddi bir tepki ortaya konmuş olsaydı bugün Aynur Doğan'ın konseri iptal edilmemiş olacaktı. Umarız son olur. Umarız Aynur Doğan'dan sonra Kürtler şarkılarını, türkülerini, konserlerini, parklarını, bahçelerini dilediği şekilde, istediği şekilde söylerler, hayata geçirirler diye umut ediyoruz en azından. O zaman buradan başlayalım dilediği gibi söylenmesine. Olur. Hadi. Hecir acıya le 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 de la la acıya ye dar hecir o ke hemrevin o ke Now go. Teşekkür ediyoruz ama reklama gitmeden bize ne anlattığını da bu ezgilerin söylerseniz ne söyledi bize? Bir Kürt kızının, bir Kürt kadınının aşık olduğu bir erkek üzerine yakmış olduğu bir ağıt mı desek ya da bir ezgi mi desek daha iyi anlaşılır bilmiyorum ama ve bir Kürt kadınını aslında bir incir ağacına benzeten bir erkek de var. Dolayısıyla her ikisinin karşılıklı birbirine söylediği sözler. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, biraz sonra Sayın Ali Sirmen, Sayın Örsan Öğmen bizimle olacak. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Oğuz Kağan Salıcı gelecek. Az önce en çok hayal ettiğimiz şey gerçekleşti. Bu topraklar kadim topraklar. Bu topraklar Anadolu. Her türkü, her şiir, her masal hepimizin ortak değeri. Dillere düşman olunmaz, diller sevilir. Dolayısıyla kültürlere de düşman olunmaz, kültürler sevilir. Hep söyledim, ana dil, ana kucağı. Ana kucağı nasıl güzelse, ana dil de o kadar güzeldir. Bu toprakların zenginliklerine hepimizin sahip çıkacağını umut ediyorum. Keşke halaylarda, şarkılarda buluşsak. Size matrak bir şey söyleyeyim, öyle reklama gidelim. Şu anda yukarıda, yani bizim üst katımızda düğün oluyor. Dolayısıyla orada da halay çekiliyor. Bu çekilen halayların bir kısmı da Diyarbakır'dan falan. Evet. Dolayısıyla İstanbul'un göbeğinde iç içe geçmiş bu kültürler. Bence Cumhuriyet'in de güzelliği birlikte yaşanabilecek bir ülke umudunun var olması. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca da bir CHP'li vekil, bir HDP'li vekil, ikisi de kadın ve Aynur Doğan için yapılabilecek en güzel eylemi yaptılar. Evet, ezgileri dile getirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Reklama gidiyoruz. Saat başında çok değerli konuklarımızla Sayın Örsan Ömer ve Ali Sirmen'le beraber.